Sevgili dostlar merhaba. Seks öncesi, seks esnası ve tabii ki seks sonrası yapacağımız şeyler var. Seks öncesi yapacağımız şeyler daha çok yakınlaşma, ön sevişme, iletişim ve seksüel içerikli bir takım aktiviteler. Seks esnasında zaten sevişiyoruz ama seks sonrası bir sonraki seks başlatacak ya da onun daha kaliteli olmasını sağlayacak bir takım şeyler yapabiliriz. Bakalım bunlar nelermiş, seks sonrası neler yapılmalıymış bunları psikoterapist Doktor Cem Keçer ile birlikte konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Bu seks sonrası kısmı biz aslında daha önce çok konuştuk ama bununla ilgili de izleyicilerimizden çok fazla gelen soru ve bir takım bununla ilgili talepler var. Seks sonrası aslında Birçok kadın mesela erkeğin arkasını dönüp yatmasından şikayetçi ya da uzaklaşmasından şikayetçi. Şimdi seks sonrasını da güzel yönetmek gerekiyor. O yüzden böyle bir video hazırlayalım dedik. Neler söylersiniz? Seks sonrası neden önemli? Çünkü bir sonraki seksin başladığı yer orası. Çünkü varlığımızı hissetmeye başladığımız ve yaptığımız şey anlam yüklediğimiz yer orası. Ve nesne mi olduğumuz Özlem olduğumuz sorusunun yanıtını aradığımız yer orası. Ve... ...yaptığımız eylemin, partnerimizin gözlerindeki... ...ışıltısını görebileceğimiz evre orası. Mesela kadınlar ne istiyorlar seks sonrası? Bana dokunmaya devam etsin. Benimle kalmaya devam etsin. Biraz... ...daha özel ve yakın kalalım. Çünkü o zaman kadın şöyle düşünüyor. Demek ki sadece seks yapıp rahatlamak istemedi. Beni kullanmadı... Ben olduğum için beni arzuladı ve seks bitmesine rağmen benimle kalmaya devam ediyor. Demek ki ben onun için çok özel ve çok değerliyim. Bu güzel duygudan bir kadını mahrum etmek gerçekten fakirliktir. Bu fakirliği vermemek lazım. Çünkü bu çok özel bir şey. Bu çok özel bir armağan. Bittikten sonra sarılmaya, okşamaya, öpmeye, dokunmaya devam etmek. Ee, sen benim için çok büyük bir öznesin şu an ihtiyacımı giderdim bir nesne değilsin diyebilmek... ve orgazm olduktan sonra, bir erkeğin menisi çıktıktan sonra... o rehavet dönemi dediğimiz, refraktör döneme girdikten sonra bile... o isteğini ve arzusunu ve tutkusunu hissettirebiliyorsa... zaten bir sonraki seks başladı. Ve bu çok güzel bir şey. Ve kadın kadınlığının onaylandığını hissediyor, varlığını hissediyor. Ve bu çok hoş bir zenginlik türü. Bunu ondan esirgememek gerekiyor. Şimdi seks sonrası insanlar bazen değişiyor. Hani seks öncesindeki o gördüğümüz centilmen adam ya da çok ateşli istekli kadın seks sonrası başka birine dönüşüyor. Şimdi o neden acaba gerçekleşiyor? Neden böyle oluyor? İnsanlar orgazm olduktan sonra, boşaldıktan sonra ya da seks bittikten sonra böyle bir dönüşümü neden yaşarlar? Çünkü samimi olmadıklarında bunu görürüz. Aslında samimi, sahici, gerçek duygular. Seks sırasında kendini gösterir ve bittikten sonra da o devam eder. Evet. Ama bazen dediğim gibi çiftler cinsel tutkularını kaybederler. Ee, Ahmet ile Ayşe olarak mesela artık birbirlerini arzulamazlar. O yüzden Ahmet farklı bir karaktere dönüşür. Ayşe farklı bir karaktere dönüşür. Aralarında bir cinsel senaryo yaratırlar. Evet. O senaryoda mesela Ayşe biraz daha e, para karşılığı seks yapan bir seks işçisini oynar. Ve biraz argo konuşur. Ahmet de böyle centilmen ama zengin bir iş adamını oynar. Ama kadın der ki böyle olmayacak biraz sert yapalım der. Son aralığında bu fantezi coşar, kabarır. Seks bittikten sonra insanlar bu rollerini terk edebilirler. Bunlara biz cinsel aşk oyunu diyoruz. Ama bu aşk oyunlarına da ne kadar samimi ve sayıcı bir şekilde kendimizi katarsak o kadar da sonrası da keyifli olabilir. Ama seks öncesi çok kibar olan, nazik olan, romantik olan bir erkeğin seks sonrası kabalaşması, seks öncesi böyle çok sıcak ve cilveli olan bir kadının seks sonrası bir anda buz gibi olması, bunlar tabii ki yapılan eylemin samimi ve sayıcılığına gölge düşürür. O yüzden aşk oyunuyla işimiz bitti, artık birbirimizden alacağımızı aldık, bir süre görüşmeyelim. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor bunun altını özellikle çizmek istedim. Peki bu seks sonrası değişimin ya da uzaklaşmanın biraz böyle bağlanma üzerinden baktığımızda da etkileri var mıdır? Örneğin seks sonrasında insanların uzaklaşması, işte tekrar yakınlık kuramaması vesaire. Biraz bağlanma açısından baktığımızda burada neler söyleyebiliriz? Şöyle anne ile çocuk arasındaki ilişki güvenli bir bağlanma üstüne kurulmuşsa Çocuk kendine de güvenir, annesine de güvenir, hayata da güvenir. Ve kendini güven içinde hisseder. Ve daha özgürce kendini teslim eder ve daha bilinçli bir şekilde sevişir. Ama anne ile çocuk arasındaki ilişki güvensiz bir formata geçtiğinde... ...üç farklı güvensiz bağlanma stili ortaya çıkar. Korkulu, kaygılı ve kayıtsız. Kaygılılar daha fazla ötekine yapışan e, tipleri oluştururlar. Mesela seks bittikten sonra... Erkek gitmek ister, kadın gitme kal deyip yapışmaya başlar. Bu kaygılı bağlanmadır ve burada bir çatışma çıkar. Korkulu bağlanan çiftler ise birbirlerinden korkarlar. Seks bittikten sonra bir an önce uzaklaşırlar ve kendilerini seks yaptıkları için de değersiz hissederler. Kayıtsızlar ise kendilerine güvenip ötekine güvenmedikleri için seksin kısa sürmesini isterler ve biter bitmez de yatağı terk ederler. Bunlar da genellikle erkekler olurlar. O nedenle Seks sonrası aslında bizim bağlanma stillerimiz de kendini gösterebilir. Ve bu da çok bilinen bir denklem. Evet. Bir de böyle <laughs> flört aşamasında ya da ilk çiftlerin birbirini tanıma evresinde de genellikle sonrasında aslında amacın cinsellik olduğunu görüp hayal kırıklığına uğrayan pek çok kadın var. Bize de hatta bununla ilgili çok fazla mesaj geliyor. Burada nasıl anlayabiliriz Nasıl ayırt edebiliriz? Gerçekten o samimi mi yoksa sadece elde edebilmek için mi acaba o roller gerçekleşiyor? Her erkek arzularken samimidir. <gülüyor> <Orada> <gülüyor> bir sıkıntı, sıkıntı, onda bir sıkıntı yok. sıkıntı yok. Her erkek çok samimidir. Ben erkeklerin en samimi oldukları noktayı orası olarak görüyorum. Onun dışındaki her şey yalan dolan dümendir. <laughs> Ama arzu konusunda erkek çok samimidir. Çünkü saklayamaz bunu, gösterir. Ereksiyon olmuştur, bakışları değişmiştir. Beynindeki kan alt tarafta toplanmıştır. Yani erkeğin oradaki samimiyeti çok önemli. Evet. <laughs> Çünkü onun dışında düşündüğü zaman o samimiyetten çıkıyor erkek. Ama bir kadının erkeğin arzusuna karşı bir engel koyması, o engele rağmen erkeğin o kadından vazgeçmemesi ve o engele saygı duyarak arzusunu göstermeye devam etmesi ve centilmenliğini kaybetmemesi, evet bu çok önemli bir kriter. İşte kadınlar bu testlerden geçirdikten sonra bir erkeği tabii ki kalplerini açabilirler, bedenlerini açabilirler ama arzunun samimiyeti ayrı, o arzu bittikten sonra o erkeğin sizinle kalması ayrıdır. Bunun ayrımını da her kadın tecrübesiyle yavaş yavaş öğrenecektir. Evet. Bize bir şey söyleriz ya siz de bunu hep ifade edersiniz. Aslında seks bittiği yerde tekrar yeniden başlar ve bir sonraki seksi hazırlıktır seksin bitişi. Bu hazırlığı da böyle daha kaliteli, daha güzel, daha doyumlu yapabilmek için biraz böyle hap tavsiyeler verelim mi? Özellikle şunu verelim. kadınlar için bu çok önemli bir tavsiye olsun. Çünkü pek çok kadın kocam beni arzulamıyor, partnerim eskisi gibi beni arzulamıyor diye şikayetçi olarak bize geliyor. Bunun da seks sonrasıyla çok alakası var. Çünkü bir erkek seks bittiğinde kadının gözlerinin içine bakar, ağzının içine bakar, vücuduna bakar, bedenine bakar, duruşuna bakar. Ondan muhteşem de çok güzel de harikaydı şeklinde hı hı. sözel ya da jest ve mimik ya da beden dili olarak bir mesaj almaya ihtiyaç duyar. Buna biz aynalanma diyoruz. Hatta bununla ilgili geçmişte videolarımızda oldu. Yani kadının erkeği seks bitiminde aynalaması gerekiyor. Nasıl ki bir çocuk resim yaptığında coşkuyla annesine götürür, annesi bakar, aferin oğlum çok güzel yapmışsın, bak gördün babasını ne kadar güzel resim yapmış oğlumuz dediği zaman o çocuğun gözündeki o canlılık muhteşem bir şeydir ve bağ oluşmasını ve o bağın varlığımızı değerli kılmasını sağlıyor ya. Seks bittiğinde de bir erkeği aynalayın. Güzel sözler söyleyin. Muhteşemdi, harikaydı. Her geçen gün çok daha iyi seks yapıyorsun ve e, iyi ki seninle evlenmişim. Sen muhteşem bir erkeksin gibi sözlerle, bakışlarla, beden duruşuyla bunu verelim. Çünkü aynaladığınız erkek sizinle kalır, aynalamadığınız erkek sizden uzaklaşır. Ön sevişme seksi başlatıyor, son sevişme seksi bitiriyor ama bu artık hesabı kapattık gidiyoruz anlamında bir son sevişme değil. Değil. Biz bunu daha önce çok konuştuk. Son sevişme seksin sonrasında aslında bir sonraki seksi başlatacak hamleler demek. Evet son sevişme videomuzu da izlesinler devamı evet. olarak. Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar seks sonrası neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Aslında son sevişme dediğimiz seks bittiğinde bir sonraki seksi başlatacak hamlelerden bahsettik. Siz de lütfen görüşlerinizi yorumlarınızı bizlerle paylaşın ve bir hatırlatma eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Böylece her yeni videoda Cem Hocam'la birlikte size biz geldik buradayız diyebilelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.